Bir önceki seçimde 2019'da siz Sayın İmamoğlu'yla beraberdiniz. Evet. Nitekim mazbatayı da beraber almaya gitmiştiniz. Evet. Şimdi bugün aradan 5 yıl bir zaman geçtikten sonra bugün rakibi olarak sahadasınız. Sayın İmamoğlu'nun 5 yıllık performansı ile ilgili mesela bugünden baktığınız zaman ya keşke destek vermeyseydik veya biz ona şu noktalarda çok güveniyorduk bunlar yapacağını ama bizi hayal kırıklığına uğrattı dediğiniz şeyler var mıdır? Var. Yani beklentimizin veya sadece bizim değil, yani İstanbullunun bugün huzursuz olduğu konular var. Yani bunun ölçüsünü zaten seçmen koyuyor. Bizim seçim beyannamemize baktığınızda işte madde madde yazdığımız 28 madde içerisinde özellikle 4 konu ön plana çıkıyor. İstanbul'da bir deprem problemi var. Yani artık bu İstanbul'un problemi olmaktan çıkmış. Bu Türkiye'nin problemi. Bir beka problemi bu. Yani hiçbir siyasetçinin duyarsız kalmaması gereken, gerçekten hepimizin canını, hepimizin malını, hepimizin sevdiklerini, onu da geçin Türkiye'yi tehlike altında barındıran, tehlike altına almış bir problem bu. Yani bu bir ya işte imkanlar vesaire diye geçiştirilecek bir konu değil. Ve maalesef son 25 yılda bu konu çözülememiş. Bu konuda zayıf. Yani bu konuda Ekrem İmamoğlu İstanbul'un deprem riskini bertaraf etme konusunda elbette bir hayal kırıklığına uğrattı. Sadece bizi değil, seçmeni. Fakat burada dikkat çekmek istediğim başka bir nokta var. O da şu. Bizim genel başkanımız 2004 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuştu. Bana geçenlerde dedi ki ya ben bir programa çıkmıştım. 32. gün programda rahmetli Mehmet Ali Birand'ın. Orada bütün İstanbul Büyükşehir Belediye adaylarının katıldığı bir açık oturum yapılmıştı. Herkes kendi fikrini, kendi projesini anlatmıştı. Vaktin olursa bir bak. Ben de dün gece vaktim oldu, açtım, baktım. Ya Gülden Hanım, tahmin edin ilk konu, ilk soru ne? Sene 2004. Mehmet Ali Birand'ın ilk sorusu bütün adaylara şu. Ya da işte projelerini sorduğunda her adayın ilk söylediği, ilk konuştuğu konu İstanbul'daki deprem karşısında yıkılma tehlikesi olan 150 bin bağımsız daireyi biz depreme karşı nasıl güçlendireceğiz? Sene olmuş 2024. 99 depreminin sonrasında sarsıntıları hala devam tabii ediyor. Yani ona yakın bir zaman dilimi. Ona rağmen bakın 2004-2024 150 bin 650 bin olmuş. Yani son 5 yılda bunun sorumlusu Ekrem İmamoğlu. Ondan önceki 20 yılda bunun sorumlusu AK Parti iktidarı. Ama bütününe baktığınız zaman bu iki kutbun artık Türkiye'nin meselelerini çözebilecek, kronikleşmiş problemlerini çözebilecek bir yeteneği, bir kapasitesi kalmamış. Ve 650 bine çıkmış. Bırakın düzelmeyi, daha da kötüye gitmiş. Şimdi ikisini topluyorum ben. Yani TOKİ ile KİPTAŞ'ın yaptığı toplam konut sayısını ikisini bir araya getirdiğimde, yani kurumla İmamoğlu'nu bir araya getirdiğimde 20 bin daireden bahsedebiliyoruz. Birisi 12 bin yapmış, öteki 8 bin yapmış. Ha diyeceksiniz ki nasıl çözülecek? Bir, yani bu ya kavgayı bitirin, gelin bizim canımızı kurtarın dediğinizde bunların bir araya gelip bunu çözme imkan ve ihtimalleri yok. Artık öyle derinleşmiş ki kavga. Konuşmuyorlar, konuşamıyorlar. Burada bir irade, bir otorite lazım. İstanbul'a yönelik bir yasanın çıkması lazım. Deprem yasası. Yetki verecek. Öyle iki yılda çözülmez bu problem. Çünkü çok ciddi bir kaynak istiyor ve çok ciddi bir koordinasyon istiyor. Ama çözmek mecburiyetindeyiz. Bu deprem yasasıyla 10+5, yani 15. yılın sonunda İstanbul'da artık kentin depreme dayanıklı olduğunu herkes net olarak söyleyebilmeli. Bir komite, bir komisyon oluşturulmalı. Bütün ilgili paydaşlar bunun içerisinde olmalı. Belediye başkanı, vali, bakanı. Ya öyle basit konular anlatırım ki size. Belediye ile hükümetin bir arada çözülmesi gereken çözülemiyor. Yani ben bunu çok kullanıyorum. Metro isimlerinde bile anlaşamıyorlar. Yani oyun bozanlığı yapan Ulaştırma Bakanlığı, dünyanın hiçbir kentinde görmediğiniz manzara bizde var. Büyükşehir Belediyesi'nin metroları M, Ulaştırma Bakanlığı'nınki U. Ya daha burada anlaşamayanlar depremi çözecek. Bakanlığın iddiası şu tabii. Kendilerinin inşa ettiği metro hattının Sayın İmamoğlu tarafından sahiplenilmesi. Yani o orada bir şey var. Ki M yazanlarda da zaten şu an uzlaşmazlık yaşıyoruz. Sadece U'lar değil. Bir de onlar olsaydı hiç içinden çıkamazdık herhalde. Bakın o metro sizin. O metro benim. O metro bakanın değil ki. O metro halkın tabii. O metro halkın, yani bu tartışılacak bir konu değil.
konunun uzandığı noktayı anlatmak açısından ben bu örneği verdim. Yani bu konuda bir başarısızlık var. Trafik kötüye gitmiş. Şimdi orada mesela kaç daire inşa edeceğini vaat etmiş. Hatırlatıldığı zaman rakamda tereddüdü var. Hatırlamıyorum diyor Sayın İmamoğlu. Ya bakın, yani 15 bin mi 10 bin mi orada bile net olamıyor. Bir, vaatler hatırlanmıyor. İki, bu tarafta hatırlanmayan vaatler var. Öteki tarafta şimdi ben nasıl inanacağım? Yani onun için her ikisinin de metro ile ilgili vaatlere de geleceğiz. Yaptıkları vaatler benim nezdimde inandırıcılığını kaybetmiş. Murat Kurum da 6 Şubat depreminin üzerinden bir yılı aşkın süre geçti. Bir vaat vardı. Orada dümdüz arazi. Yasa var, hukuk var, kanun var. Hiçbir özrünüz yok. Yani İstanbul gibi meşakkatli bir bölge değil. Hani yerinde dönüşüm, daracık sokaklar, işte müteahhit gelecek, malikler anlaşacak. Böyle bir durum da yok. Gitmiş. Kent gitmiş. Temel atacaksın ve yürüyeceksin. Taahhüt edilen rakamın çok altında döküldü. Daha orada yapamadın. Burada o kadar binayı nasıl yapacaksın? Öteki tarafta da 50 bin konut mu teslim edildi? Yanlış hatırlamıyorum ama yıl sonuna herhalde 75 bin. 50 bini geçti. Yıl sonu itibariyle 200 bin taahhüdü var. Ya 300 bin denmişti. 340 bin denmişti. Ya keşke taahhüt edilen yapılsın. Ama bir tabii inandırıcılık problemi var. Her ikisinin sorumlu oldukları kurumlardaki yapılan konut sayısını, ki ben kendi ifadelerinden aldım yazdım onları, 20 bini geçmiyor.